Merhaba, iyi günler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında partisinin ağırlıkla Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değindi ve ilk kez açık ve net bir şekilde Hamas'ın yanında durduğu, Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyledi. Tam tersine bir mücahitlerin oradakileri bir terörist değil, mücahitler olarak tanımladı. Mücahit olunca tabii ki olayın dini bir boyutu da oluyor ve halkın kurtuluşu için, Filistin halkının kurtuluşu için mücadele verdiklerini söyledi. İsrail'le olan ilişkilerde tekrar bir kopuşa işaret etti. Çok şey yaptık, iyi niyet gösterdik ama karşılığını alamadık. İsrail'e gidecektim, artık gitmeyi düşünmüyorum dedi. Bu devamı da gelebilir. Tekrar yıllar sonra karşılıklı atanan büyükelçiler tekrar geri çağrılır mı vesaire, bunları şu anda kestirmek mümkün değil ama Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin artık resmen durduğunu da Erdoğan ilan etmiş oldu. Neden böyle oldu? Bundan sonra ne olur? Bunlar çok önemli sorular. Bugün 2 saat önce Transatlantik'te bunu uzun uzun tartıştık Gönül Tolla ve Ömer Taşpınar'la. Her ikisi de olaya farklı boyutlardan yaklaştı. Özellikle Gönül'ün söylediği, Erdoğan böyle bir miras bırakmak istiyor kendisinden sözlerini özellikle vurgulamak lazım. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamasından bir gün önce İstanbul'da bir miting var. Bunu geçen konuştuk biliyorsunuz. Büyük Filistin mitingi ve onun bir gün öncesinde Erdoğan, Cumhuriyet'in bir gün öncesinde Erdoğan orada bir çıkış yapması bekleniyordu. Bu çıkışın, yani ümmetin, İslam aleminin lideri olarak kendisini Cumhuriyet'in 100. yılının bir gün öncesinde kayda geçirmek istediğini söyledi Gönül, ki hiç yabana atılacak bir analiz değil. Şimdi bugün yaptığını da, bugünkü çıkışını da cumartesi günkü mitingin zeminini hazırlamak olarak görebiliriz. Onu özellikle vurgulamak lazım. İlk başta miting açıklandığı zaman, ilk başta Erdoğan'ın dikkatli politikasının, Filistin'deki dikkatli politikasıyla mitingin arasında bir çelişki olduğunu söylemiştik. Bakalım nasıl bir miting olacak diye vurgulamıştık. Başkaları da vurguladı. Şimdi nasıl bir miting olacağını biliyoruz. Esas olarak İsrail'in lanetleneceği ve Hamas'a sempatiyle yaklaşılacak, en azından Hamas'ın hiçbir şekilde hedef alınmayacağı bir mitingle karşı karşıyayız. Bu tabii ki Erdoğan'ın bugünkü sözleri daha ilk andan itibaren özellikle Batı dünyasında çok ciddi yorumlara, tepkilere neden olmaya aday. Nitekim birkaç kişi konuşmaya başladı bile. Bazıları söylemese bile Erdoğan'la ve Türkiye ile kuracakları ilişkide bunu çok ciddi bir şekilde not etmişlerdir. Yine Transatlantik'te İsveç meselesine değinirken, İsveç'in NATO'ya üye alınmasına Erdoğan kapıyı açtı ama Erdoğan, aynı Erdoğan, Hamas terör örgütü değildir diyerek, örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile olan F-16 pazarlıklarının üzerine yine bir takım gölgeler düşürdü. Çok aslında zor bir çıkış Erdoğan'ınki. Birçok kişi için zaten Erdoğan böyle diyor, böyle düşünüyor diyebiliriz. Gerçekten Erdoğan'ın bugüne kadarki izlediği Hamas politikasıyla, yani 7 Ekim'e kadar izlemiş olduğu Hamas politikasıyla bugün yaptığı söyledikleri arasında çok büyük bir uyumsuzluk yok. Ama aradan geçen süre içerisinde, yaklaşık 20 gün içerisinde Erdoğan'ın izlediği çizgi farklıydı. Hatta Erdoğan'la hiç alakası olmayan kişiler bile bu çizgiyi olumlu bulduklarını, serin kanlı yaklaşımı doğru bulduklarını söylediler. Şimdi onlar da bir anlamda Erdoğan'ın bu çıkışıyla ofsayta düşmüş oldular. Şimdi ne olacak? Mitingde bunu göreceğiz. Bayağı büyük bir çıkış olacak. Orada çok net bir şekilde, demin de söylediğim gibi, İsrail karşıtı, esas olarak İsrail karşıtı,
ve Filistin davasının yanında ama aynı zamanda Hamas'ın yanında ve bir anlamda da Filistin davasıyla Hamas'ı özdeşleştiren bir yaklaşım egemen olacak. Daha önceki yayında şunu söylemiştim, hatırlayacaksınız. Muhalefet partileri de bu mitinge katılabilir demiştim. Ama bu sabah önce Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı, mitingi eleştirdi. Dedi ki devlet miting yapmaz, devlet olaya müdahil olur. Miting yaparak topu taça atıyorlar demeye getirdi. Ve kendilerinin mitinge bir ilgi göstermediğini söyledi. Ama bir başka çıkış, daha sert bir çıkış Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener hem mitingin 28 Ekim'e konulmasını ciddi bir şekilde eleştirdi. Yani Cumhuriyet'e bir tür meydan okuyuşu olarak gördü. Ama onun ötesinde de Hamas'a bir terör örgütü dedi. Erdoğan'dan önce Akşener grubunu topladığında Hamas'ın yaptıklarını terör eylemi olarak niteledi. Dolayısıyla yan yana durmayacaklarını gördük. O zaman şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Erdoğan'ın bu çıkışı aynı zamanda yapılacak olan yerel seçimlere bir yatırım. Bu net. Fakat ben açıkçası burada kuşkuluyum. Yani genel kamuoyu baktığımız zaman gerçekten bu son yaşanan olaylarda çok net bir şekilde Hamas'ın yanında mı, buna çok emin değilim. Tabii ki geleneksel olarak Hamas'ı destekleyen, öteden beri Hamas'ı destekleyen çevreler birazcık tereddüt etseler bile eskisi gibi devam ediyorlar. Ama onun dışında Hamas'a karşı uluslararası camiada yaratılan o büyük tepkinin içerisinde Erdoğan'ın bu çıkışı birilerini ürkütüyor da olabilir. Erdoğan bundan çok zorlanacak. Daha önce One Minute olayında olduğu gibi, birçok olayda olduğu gibi uluslararası platformlarda kendine muhatap bulmakta da zorlanacak. Mesela yine transatlantikle değindik. Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet etmesini bekliyor ne zamandır. Artık bu iyice bir suya düşmüş bir niyet olduğunu da söylemek mümkün. Bunun bir bedeli olacak ilişkilerde. Bir diğer sorun da aslında çok daha önemli bence. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör konusundaki tavrı çok net. Batı terör örgütleri arasında ayrım yapıyor, biz yapmıyoruz. Ve Batı'yı tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye çağırıyoruz ve bizim mücadelemizde saygı duymalarını, ona destek vermelerini istiyoruz diyor. Burada tabii ki öncelikle PKK'yı kastediyor, sonra Fethullahçıları kastediyor ve tabii ki PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi ve PYD'yi kastediyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikası ve Erdoğan bunu defalarca dile getirdi. Şimdi aynı Erdoğan Hamas terör örgütü değildir dedi. Şimdi Hamas terör örgütü müdür değil midir ayrı bir tartışma konusu. Ama Batı dünyasının büyük bir kısmı Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyorlar. Ve hemen hemen bütün liderler Biden başta olmak üzere saldırıların ardından İsrail'e gidip İsrail'in yanında olduklarını, Hamas'ın karşısında olduklarını söylediler. Şimdi bu kişilerle, bu bazı kurumlarla Türkiye kendisini terörle mücadele iddialarına destek bulmakta sanki daha da zorlanacağı benziyor. Sonuçta Batı'nın terör örgütü olarak gördüğü Hamas'a terör örgütü demeyen, hatta onun ötesinde bir mücahitler örgütü olarak, mücahit yapılanması olarak sahip çıkan Erdoğan'ın şu terör örgütüdür dediği zaman muhatapları çok rahatlıkla Hamas terör örgütü değilse bunlar da değildir deme fırsatını da vermiş oldu. Bu anlamda çok riskli bir hamle yaptı. Yani şunu söylemek mümkün. Erdoğan bunu yapmayabilir miydi? Bunu yapmaması imkan dahilindeydi. Şu ana kadar yaptığı açıklamalarda zaten hiçbirisinde Hamas'a çok sert bir şekilde eleştiriler getirmedi. Sivillerin katledilmesini onaylamadıklarını, kınadıklarını söyledi ama burada sanki bir aktör özne yokmuş gibi davrandı.
Yani Hamas nasıl sivilleri katleder, bini aşkın İsrailli'nin hayatına kıymış olması asla kabul edilemez gibi bir şey söylemedi. Hamas'ın adını vermeden Hamas'ın yaptığı bazı şeylerle arasına mesafe koyuyordu. Bunu bir tık, iki tık yükseltmesi olabilirdi ama şimdi tamamen çok açık ve net bir şekilde bunu yaptı. Şimdi bunu yapan dünyada İran'dan başka bir yönetim ben açıkçası görmedim. Yani Hamas'a bu şekilde sahip çıkan, Filistin halkına sahip çıkan yönetimler var. Güney Afrika Cumhuriyeti mesela ilk aklıma gelen. Başka bazı Latin Amerika ülkelerinde de var. İsrail'in temsilciliklerini kapatanlar, büyükelçilerini yollayanlar da var. Ama bunların hiçbirisi de açık bir şekilde Hamas'a bu şekilde bir övgü. Bu çünkü övgü. Mücahit dediğiniz zaman övüyorsunuz. Bunu yapmadılar. Şu haliyle Erdoğan İran'la beraber çok farklı bir yerde duruyor. Bu ne getirecek? Nasıl bir şey getirecek? İslam dünyasında Erdoğan'a yönelik sempatileri mi arttıracak, ilgiyi mi arttıracak? Buna da açıkçası çok emin değilim. Çünkü şu ana kadar baktığımız zaman İslam dünyasında bu 7 Ekim'den bu yana yaşanan gösterilere, desteklere vesairelere baktığımız zaman çok güçlü olduğunu göremiyoruz. Mesela buna en fazla destek veren İran devleti. İran'a bakıyorsunuz doğru dürüst Filistin ve Hamas'a destek faaliyetleri, eylemleri falan yok. Bu konuda hatta tam tersine İran'da toplumun önemli bir kısmının İsrail'i haklı gördüğünü söyleyenler var. Bu konuda gözlemciler bunu söylüyorlar. Tabii bunu açıkça yapabilmek İran gibi ülkelerde zor. Bir takım şeyler, rüzgarlar bence tersine dönüyor. Radikal çıkışların eskisi gibi, geçen yayında bunu söylemeye çalıştım. Bir El-Kaide, IŞİD gibi yapıların ve şimdi de Hamas'ın, onlar gibi aynı şekilde bir örgüt değil ama onların bu tür radikal eylemlerinin, şiddet eylemlerinin toplumda, İslam dünyasında, gençler nezdinde büyük heyecan yaratma devri artık bence kapanıyor. Çünkü bu heyecanların bir şey getirmediği, tam tersine götürdüğü çok açık bir şekilde ortaya çıktı. El-Kaide'den, IŞİD'den geriye ne kaldı? Onlar nasıl bir miras bıraktılar? O eylemler, o saldırılar tarihte önemli anlar olarak kaydedildi ama o kadar oldu. Burada da tabii ki İsrail Devleti'nin hiç de öyle sanıldığı kadar güçlü olmadığı, İsrail toplumunun aslında her türlü saldırıya açık olduğunu Hamas göstermiş oldu. Bunu birileri çok önemli bir adım olarak görebilir. Eyvallah ama buradan sonuçta diyelim ki bir Yemen'deki, bir Bangladeş'teki, Pakistan'daki, Türkiye'deki, Azerbaycan'daki bir Müslüman birey ya da topluluklar nasıl istifade edecekler? Bu onların ne hayrına olacak? Böyle bir mesele var. Yani Erdoğan'ın bu çıkışının, Hamas'a sahip çıkma çıkışının biraz zamanı geçmiş bir çıkış olduğu kanısındayım. Van Münih çıkışı ki o da çok sorunluydu ama o tarihte İslam dünyasında çok büyük bir karşılık bulmuştu ve Türkiye'de de bulmuştu. Bugün yaptığı çıkışın, Hamas terör örgütü değildir çıkışının, kendisine bir takım getirileri olacağı kesin. Özellikle iç politikada ve belli anlamlarda İslam dünyasındaki sivil toplumlarda ne kadar varsa yani halklarında ama İslam dünyasını yöneten rejimler nezdinde çok büyük kendisine bir kazanım getirmeyeceği de ortada. Batı nezdinde böyle bir kazanım getirmeyeceği ortada. Uluslararası medya nezdinde bir kazanım getirmeyeceği ortada. Ve Erdoğan yine birçokları tarafından sorun çıkartan güvenilmez birisi, ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen birisi olarak tekrar kodlanmış durumda. Son dönemde 7 Ekim öncesindeki yaptığı açılımlar ve 7 Ekim'in sonrasında bir müddet yürüttüğü stratejiyle
Erdoğan bir şekilde kabul edilebilir bir aktör olarak kendini gösteriyordu. Artık tekrar sanki bir sil baştan olmuşa benziyor. Tabii burada şunu da özellikle vurgulamak lazım. Erdoğan ilk günden itibaren arabulucu olmak istediği değişik konularda, reyeneler konusunda, barış konusunda arabulucu ve garantör devleti. Onları bugün de tekrarladı. Ama anlaşılan bugünkü o çıkışı buralarda kendisine fazla önem verilmemesi, adının fazla anılmamasıyla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer gerçekten arabuluculuk, garantörlük konusunda birileri, Batı dünyası, Batılı bazı kurumlar, Körfez ülkeleri, Arap dünyasındaki bazı devletler, yönetimler ve tabii ki bir ölçüde İsrail, Türkiye'yi gündemlerine almış olsaydı, Türkiye derken Erdoğan'ı da tabii ki kastediyoruz, o zaman işin rengi değişik olabilirdi. Yani Erdoğan bu konuşmayı bu şekilde yapmazdı. Demek ki oralardan bir şey çıkmadı ki sonuçta kestirip attı. Dolayısıyla bugün tekrarlaması, her türlü şeyi yaparız diye tekrarlaması çok gerçekçi değil. Bir diğer husus, son olarak şunu da söylemek istiyorum. Her türlü diplomatik vesaire ve askeri olarak sürece dahil olabiliriz dedi. O askeriden kasıt nedir? Şimdi dün İyi Parti'nin dış politikalar yetkilileri bir yazılı açıklama yapmışlardı. Türkiye'nin Filistin konusunda askeri bir takım adımlar atmasının çok tehlikeli olacağını söylemişlerdi. Nereden çıkartıyorlar bunu diye sormuştuk. Bugün Erdoğan'ın bu lafları çıktı karşımıza. Ama ben bunun daha çok uluslararası anlamda bir takım adımlar atılacak olursa ve bölgeye bir barış gücü gibi birilerinin gitmesi söz konusu olursa Türkiye burada rol üstlenebiliri kastettiğini sanıyorum. Yoksa Türkiye'nin şu anda Hamas'la İsrail arasında süren savaşa askeri olarak müdahil olması diye bir şey herhalde hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Yani inşallah olmaz da diyelim. Bu hiçbir şekilde bunun zaten yolu yordamı da yok. Yani bunu isteseniz de nasıl yapacağınız belli değil. Anladığım kadarıyla Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi burada da bir tür taraflar arasında tampon rolü oynayabileceğini ima ediyor herhalde. Ama İsrail'in böyle bir seçenek masada olsa bile Türkiye'den asker gelmesinin, Türk askeri gelmesinin ne razı olacağını söylemek hiç de gerçekçi olmayacaktır. Sonuçta Erdoğan aslında ya bunu nasıl düşünür, böyle nasıl düşünür demeyeceğimiz bir çıkışı yaptı. Hamas'a zaten başından itibaren destek veren bir siyasetçi. Yıllar önce ilk iktidara geldiği zaman Hamas yetkililerini gizlice o zaman ağırlamışlardı ve bu medyaya sızdıktan sonra büyük bir kriz olmuştu o zaman. Ama daha sonra daha aleni bir şekilde yaptılar. Hamas'ın Türkiye'de yerleşmesine de imkan sağladılar. AKP kongrelerinde de misafir olarak katıldı Hamas yetkilileri vesaire. Dolayısıyla burada şaşırtıcı bir şey yok. Ama bu kadar kritik bir anda neyin neye evrileceğini kesilmesinin çok güç olduğu bir anda ve özellikle Batı'da İsrail yanlısı bir kayıtsız şartsız bir birliğin olduğu birliğin oluştuğu bir dönemde buna karşılık İslam dünyasında ve Arap dünyasında hiçbir şekilde birlikte hareket etme çizgisinin görünmediği bir yerde bu yaptığı açıkçası uluslararası alanda çok riskli. Ulusal alanda Türkiye alanında Erdoğan'a avantajlar sağlayacağını düşünenler olabilir. Ben açıkçası o konuda da çok emin olmadığımı tekrar söylemek istiyorum. Tabii burada cumartesi günü yapılacak olan Büyük Filistin mitingi bize daha fazla değerlendirme yapma imkanı sağlayacak. Onu da yerinde izleyip görüp yorumlayacağız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.
Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.